önceki bölümlerinden. Sana bir sürprizim olduğunu söylemiştim Cahan. Ben birliğimle birlikte geride kalacağım. Biz eski düzenle mi saldıracağız kralım? Siz sağdan ve soldan kendi birliklerinizle topyekün saldıracaksınız. Yarın zor bir gün olacak. Neredeyim ben? Hadi artık hamleni yap. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Behmut! Ortaya çık! Alşimist! Ortaya çık! Ortaya çık! Ankaz! Terk edilmiş dağların efendisi Buzar! Anka! Ortaya çık! Tacınızı bırakın. Tüm askerlerinizi silahsızlandırın. Ve yönetimi bize devredin. Ben kaybetmem Kayra. Savaş. Evet Kayra, en azından bir plan yapacak kadar akıllı bir çocukmuşsun. Ancak işimi şansa bırakmayacağımı tahmin edemedim. Bunu deneyimsizliğine veriyorum. Bu devlerle başa çıkamazsın. Sana karşı hala merhamet besliyorum Kayra. Aslında bunu hak etmiyorsun ama gitmene izin vereceğim. Hazır arkana dönmüşken cilleleri burada bırak ve evine dön. Sen her zaman bir lider gibi davrandın Kayra. Böyle düşündüğümüzden şüphen olmasın. Evet Kayra. Ne yaparsan yap. Arkandayız. Kahramanımız Kayra'nın sağduyulu hareket edeceğini umuyordum ben de. İyi bir lider kaybedeceğini önceden anlamalı. Aferin. Ezakiler, evlere dönüyoruz. Toparlanmaya başlayın. Hepsi değil. Ben evime dönmüyorum. Kaybedeceksin. Belki de. Sadece kazanmak için savaşılmayacağını insanlardan öğrendim. Kendini mağlubiyete hazırladığına sevindim Kayra. Her sonucu hazırım. Ancak kaybedeceğimizi söylemedim. Kazanacağız Kayra. Göreceksin. Sonuna kadar yanındayız Kayra. Bunu sen istedin. Küllenmiş alev rüzgarla parladığında. Karanlık gölgeler siberden çıktı. Unutulan kılıçlara duyulmamış yeminler edildi.
Ya siz örtecek yorganını? Ya da ışık gözlerini alacak. Aynı anda saldırmalıyız Galip. Sen sağdan, ben soldan. Üç deyince. Bir, iki, üç. Size sıraya girin. Sizi uyuşuklar sıraya girin. Ha! Göktaşı saldırısı! Üç saat sonra. Edin. Yedi saat sonra. Geliyorlar! Şimdi! İşte bu. Başardık kardeşim. Hemen işe koyulmalıyız. Sevinmenin sırası değil. Haklısın kardeşim. Arkadaşlar, hemen ikinci topları yerleştirelim. Ezaki askerleri şu an şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu fırsatı değerlendirelim. Şimdi! Olmuyor, yapamıyorum.
Sakin olmalıyım. Vaktim daralıyor. Her şey bana bağlı. Geliyorlar. Hadi zinciri, yapabilirsin. Sen muhteşem zincirisin. Oldu. Başardım. Bataklığı gizledim. İşte geliyorlar. Zinciriyim. Neredeyse bir hafta oldu. Savaş hala tüm şiddetiyle sürüyor. Kral pes etmeyecek gibi. Asker sayıları da, erzakları da bizden fazla. Eğer böyle giderse işler zorlaşabilir. Hayır, bu insanların hepsi bana güveniyor. Onların yüzünü kara çıkarmayacağım. Bu savaşı kazanacağız. Bu savaş tahminimden uzun sürdü. Ancak daha fazla dayanamazlar. Yakında zafer benim olacak. Kaçın! Kaçın! Ha? Benim çadırıma! Ha? Bu da ne demek oluyor? Bu nasıl bir küstahlık? Ha? Çocuk iyice sinirlerimi bozmaya başladı. Ama bunun bir oyun olmadığını ona göstereceğim. Kimse beni yenemez. Kimse! Bacağım, tamam. Bacağım! Tamam, geliyorum! Hayır, kaçıyor! Bandaj yapacağım şimdi. Tamam mı? Yardım edin! Dayan biraz. Dayan. Hadi yardım edin! Bu tarafa gelin! Bu tarafa! Yardım edin. Of, yine bir çorba. Son üç gündür sadece çorba içiyoruz. Erzağımız azaldı Talu Usta. İdareli kullanmam lazım. Ama bunun içinde hiçbir şey yok ki. Bu seferki sadece su. 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 Su istiyorum. Tamam. Eldeki malzeme. Oo, böyle de güzel olmuş. Eline sağlık. Bir ay sonra. Savaş hiç bitmeyecek gibi. Burada soğuktan donacağız. Şuraya bak. Herkes perişan. Açlık, soğuk, hepsi üst üste. Dayanamıyorum artık. Bitse de kurtulsak. Bir aydır burada sürünüyoruz. Tamam sus. Komutan geliyor, tamam. Hey! Siz ikiniz ne yapıyorsunuz burada? İşinizin başına dönseniz de sizi tembeller. Ama komutanım, daha yeni ara verdik. Bana cevap mı veriyorsun? Size işinizin başına dönün dedim. Hemen! Üç ay sonra. Bu işe bir son vermem lazım.
Bu çocuk iyice sinirlerimi bozmaya başladı. Müsait misiniz efendim? Ha? Gel. Konuş. Efendim. Askerler savaşın ne zaman biteceğini soruyor. Hepsi de ailelerinin yanına dönmek istiyormuş. Artık savaşmak istemiyorlarmış. Ne? Savaşmak istemiyorlar mı? Bana karşı mı geliyorlar? Savaş yakında bitecek dedim kralım ama beni dinlemiyorlar artık. Hepsi kaybedeceğimizi düşünüyor. Kaybetmek mi? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ben kaybetmem. Bunun hesabını hepsine ödeteceğim. Çık dışarı, defol. Üç ay sonra. Düşürdüğü için o askerlerin hepsini hapislerde çürüteceğim. Ama önce şu işi halletmeliyim. Sıra onlara da gelecek. Bu savaşın sonunun gelmeyeceği anlaşıldı. Seni pes ettirmek için başka bir yol izlemek gerekecek. Öyle görünüyor. Galibi nasıl belirleyeceğimize dair bir fikrim var. Nasıl bir fikir bu? Cillelerine güveniyorsan kazananın cille müsabakaları sonunda belirlenmesini teklif ediyorum. Sadece cillelere değil, cille ustalarına da güveniyorum. Teklifi memnuniyetle kabul ediyorum. Pekala öyleyse. Elinde efsanevi cilleler var. Biz hepsini tanıyoruz. Ancak bizim cillelerimizle ilgili senin bir fikrin yok. Neler yapabildiklerini gördüğünde bu teklifi kabul ettiğine pişman olacaksın. Bu şekilde konuşmalar yapmaktan hiç bıkmayacaksınız değil mi? Peki müsabakaları nasıl yapacağız? 7 gün boyunca sürecek. Her gün 3 maç yapılacak. En fazla maç kazanan o günün galibi sayılacak. 7 günün sonunda en az 4 günü galip bitiren taraf kazanmış olacak. Kabul. Zaten başından beri bu yapılmalıydı. O kadar söyledim beni yanlış mevkide oynatıyorsunuz diye. İyi ki hocanın verdiği karara saygılıyız dedik. Bu kadar da olmaz ki. Elinde benim gibi bir cille ustası olacak, kenarda bekleyecek. Of, of. Tabii senin pes etme hakkın her zaman var Kayra. Bu konuda sana karşı her zaman anlayışlı davranacağıma da söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çaresizliğinizi gördüğüm zaman bu iyiliğinizi hatırlayacağıma ve gereğini yapacağıma ben de söz veriyorum. O halde en iyi ustalarını seç Kayra. Maharetlerini göstersinler bakalım. Fazlasını göreceğinizden şüpheniz olmasın.